Aşıktı delikanlı. Sevgilisinin isminden başka bir şey bilmediğinden mi, konuşmaya mecali olmadığından mı bilinmez, arkadaşı anlatıyordu onun halini. Gözleri günlerdir uyku görmedi efendim. Yemiyor, içmiyor, işi gücü, gecesi gündüzü, havası, suyu o kız oldu sanki. Ne desem kar etmiyor. Son bir çare diye geldik size. Halbuki sen bir garip çobansın. O ise padişahın kızı. Davul bile dengi dengine dedim. Ama dinlemiyor efendim. Herhalde aşkın gözü kördür diye buna diyorlar. İhtiyar adam bu esnada gözlerini dikmiş. İskeletinin üstüne deriden bir zırh giydirilmişçesine zayıf, çelimsiz, saçı sakalına karışmış, uzaklara dalıp dalıp giden, gözlerinde aşktan gayrısı kalmayan diğer çobanı süzüyordu. Sonra bir ah çekti. Yüzünü nefes almadan konuşmasını sürdüren delikanlıya çevirip tebessüm etti. "Kolay evlat, kolay," dedi. Ve tane tane anlatmaya başladı. İki genç çobanın çökmek üzere olan bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları ihtiyar adam, aslında padişahın bütün dertlerini paylaştığı, her meselesini danıştığı bir bilgeydi. Yıllar önce padişah kendisini tanıyıp sevdiğinde bir tek şey istemişti ondan. Burada yaşamaya devam edecekti ve kimsecikler bilmeyecekti kim olduğunu. O günden beri de bu kulübede yaşıyor, gelen geçene ikram edip gül alıp gül satıyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyip muma dönen genç çoban ve yanındaki kadim dostu nereden bilsindi bu garip ihtiyarın padişahın gönlüne sultan olduğunu? Aşık genç, ihtiyar adamın anlattıklarını dinledikten sonra her şeyin bittiği anda başlayan son ümide sımsıkı sarılanların o saf ve tertemiz teslimiyetiyle "Sahiden bu kadar kolay mı efendim?" dedi. Yani o mağarada elimde tesbih, 40 gün Allah dersem sevdiğime kavuşabilir miyim? Onunla evlenebilir miyim? "Evet," dedi bilge. 40 gün o mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir. İki dost hemen yola çıkarlar. Aşık çobanın yüzüne kan, dizlerine derman, yüreğine yeniden can gelir. Arkadaşına sarılıp elinde tesbih, gönlünde aşk, yüzünde ümit çiçeklerinden örülme bir tebessüm mağaranın yolunu tutar. Gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden diz çöker. Dualar eder. Gözlerini kapatır ve kalbini padişahın kızına bağlar. Eline tesbihi alır ve dudakları kıpırdamaya başlar. Allah, Allah, Allah. Günler günleri padişahın kızının hayaliyle tesbih taneleri gibi kovalaya dursun, mağaranın yakınındaki köyleri bir söylenti çoktan sarmıştır. Herkes birbirine karşı dağdaki mağarada gece gündüz Allah diyen gençten bahsediyordur. Cami çıkışında ihtiyarlar, çeşme başında kadınlar, tarlada işçiler, top oynarken çocuklar, herkes onu konuşuyordur. Şu karşı mağarada bir genç varmış, kendini Allah'a adamış, gece gündüz durmadan Allah diyormuş. Allah der, başka hiçbir şey demezmiş. Aşık dostunun ne halde olduğunu merak eden genç çoban, mağaraya geldiğinde 3 hafta geride kalmıştır bile. Bizimkinin gözleri kapalıdır. Dudakları da kıpırdamadığını görünce uyuyakaldı herhalde diye düşünür genç çoban. Tesbih tanelerinin parmakların arasında dolaşmaya devam ettiğini görünce de bu nasıl uyku diye sorar kendine. Bu sırada gözlerini açan aşık çoban karşısında arkadaşını görünce günlerdir yalnızlığıyla paylaştıklarını birbiri ardınca anlatmaya başlar. 40 günün yarıdan fazlası geçmiştir. O durmadan Allah diyordur. Ama ne padişahın kızı vardır, ne bir haber, ne bir ümit kırıntısı.
acaba diyecek oluyor, yutkunuyor, hayır diyor, tesbihine bakıyor, bir kalp gibi atan sağ el işaret parmağını sabitlemeye çalışıyordur. Avuçlarını sıkıyor ve gözleri doluyordur. Vedalaştılar. Ay ışığında aşık dostunun gözlerine yayılan başkalık dikkatini çekmiştir genç çobanın. Aşık çoban yeniden eline tesbihini alır, gözlerini kapatır, boynunu neye bağlayacağını bilmediği kalbine doğru büker. Dudakları kıpırdamıyordur artık. Sustu gece. Mağaranın duvarları sustu. Tükendi her şey. Hiç tükendi. An bitti. Sadece ağzında bir söz. Allah. 40 günün dolmasına 3-5 gün kala mağaradaki dervişin namı bütün ülkeyi sarmıştır. Nihayet sarayın koridorlarında konuşulur olmuştur. Meselenin aslını merak eden padişah, bu insanları bir yerde sürekli kalmadıklarından, bulundukları mekana bereket getirdiklerinden, ne yapıp edip bu dervişi ülkelerinde yaşamaya ikna etmeleri gerektiğinden uzun uzun bahseder başveziri. Ne yapması gerektiğini artık bilen padişah, nasıl yapması gerektiğini bilmediği için bütün zamanlarda yaptığı gibi dağ kulbesinin yolunu tutar. Hürmetle diz çöktüğü bilgi ihtiyarın önünde derdini anlatır. Derman diler. Sarayının yanına bir saray yaptırmaktan, o dervişi veziri yapmaktan, sancak tuğ vermeye kadar saydığı her şey bilgenin, hünkârım, gönül erleri mala, mülke, makama, mansıba intibar etmezler demesiyle son bulur. Kaderdi bu. Padişahlarla köleleri aynı eteğin önünde diz çöktürür, birbirinin derdini diğerine derman eyler, ikisini de aynı tebessümle bahtiyar ederdi. Güldü ihtiyar. Neden kerimenizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım dedi. Şaşırma sırası padişaha gelmişti. Nasıl yani diyebildi. Bu şerefi bize lütfeder mi? Kabul eder mi? 40. günün güneşi batmak üzereydi. Genç aşığın mağarasının üstünden. Padişah ve ihtiyar bilge en önde, arkalarında vezirler, onların arkasında da halktan meraklı bir kalabalık ve en arkada da olup bitenlere bir mana vermeye çalışan aşık çobanın arkadaşı mağaraya doğru yürümeye başlarlar. Bu arada bizim aşık kendinden öylesine geçmiş, tesbihiyle öylesine bir olmuştur ki, gelenler içeri girseler ve bir tespitten başka bir şey bulmasalar şaşırmazlardı. Padişah edepte kusur etmemeye çalışarak içeri girer. Ellerini birbirine bağlar, duyulması güç bir sesle, "Efendim, sizi ziyarete geldik." der. Yavaşça başını çevirir aşık çoban. Sonra bütün vücuduyla döner. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktur. Sapsarı bir heykel gibidir. Herkes heyecan içinde, vezirler, halk, genç çoban, mağara, tesbih, sessizlik ve duvar. Hatta güneş bile batmaktan vazgeçmiş, kafasını mağaranın içine doğru uzatarak olup biteni görme telaşındadır. Padişah meramını anlatır. Türlü tekliflerde bulunur. Ne saray, ne vezirlik, ne tuğ, ne de sancak, hiçbirinde gözü yoktur aşık çobanın. Efendim diyebilir en son sessizce. Benim bir kızım var. Efendim, zat-ı halinize layık değil belki. Ama lütfeder, nikahınızı alırsanız bizi bahtiyar edersiniz. Genç aşık çoban için 40 günlük çile nihayet bitmiş. Olmaz denilen olmuştur. İşte aşık maşukuna kavuşacak, murat hasıl olacaktır. Bizimkinin arkadaşı sevinçten ağlıyordur. Soru ve cevap sanki
bu soru sorulsun, cevabı verilsin diye yaratılmıştı. Sessizlik ilk defa bağırmak, haykırmak istiyordu. Ve bütün gözler genç adamdaydı. Usulca doğruldu aşık çoban. Oturduğu yerden, etrafını şöyle bir süzdükten sonra gözlerini padişahın gözlerine dikti. Sarhoş gibiydi, kendinden emin bir ifadeyle. "Hayır," dedi. "Kızınızı istemiyorum." Birden ortalığı sessizlik kaplayıverdi. Padişah mahzundu. Halk hayret içindeydi. Vezirler şaşkınlıkla birbirlerine bakıyor. Bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın genç arkadaşı yaşlı gözlerini silip birden ileri atılarak bozdu sessizliği. Dostunun yanına geldi. Kulağına eğilip "Sen ne yapıyorsun?" dedi. "40 gündür bu çileyi niye çektin? Sen neyi reddettiğinin farkında mısın?" Güldü aşık çoban. Gözleriyle ihtiyar bilgiyi arayarak. "Dostum," dedi. "Ben 40 gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahla vezirini ayağıma getirdi. Ya bir de Allah için Allah deseydim?" Dil susmuş, yürekler konuşuyordu.